14. yüzyıl. Hava günlük güneşlik. Kuşlar ötüyor, güneş cıvıl cıvıl parlıyordu. Kimisi evinde kameraya kafa atıp video çekiyor, kimisi de sokak sokak simit satıp çalışıyordu. Orada ne oluyor? Bir göz atalım. Hey beyler, taktiğimizi söylüyorum. Yusuf, sen hayvanları korkutup dağılmalarını sağlayacaksın. Fethü, sen de kardeşim araçları hazırlayacaksın. Böylece kaçış planımızı sağlama almış olacağız. Peki bir şey soracağım. Buyur. Koyunun kellesi kimin olacak? Onu bunu bırakın da ciğer kimin olacak? Ciğeri bilmem de böbrekler bende aga. Ya muhabbetinize sıçayım. Yusuf, hadi işe koyulalım. Ulan sizi gidi veletler. Gelin lan buraya. Ulan kaptınız yine güzelim koyunu. Aman bey, ne oluyor? Ne olacak hanım? Şu Timur var ya, yine yaptı yapacağını. Çaldı güzelim koyunu. Ah şu serseri çocuk. Ocağımıza incir ağacı dikti. Bir dakika. Bu Timur bizim Timur mu? Hani şu doğunun Fatih olan Timur? Ankara Savaşı'nda Osmanlıları Fetret Devri'ne sokan Timur. Avrupa mı? Avrupa'nın içine sıçayım. Sana bir şey olmasın diyen ve Avrupa'nın önemsiz olduğunu söyleyen Timur mu? Evet evet, o Timur. Timur her ne kadar büyük bir lider olarak bilinse de gençliğinde pek de parlak değildi. Hatta tam tersine çevresindekiler onu işe yaramaz bir serseri ve koyun çalan bir haydut olarak biliyordu. Fakat bu yaramaz genç ilerleyen dönemlerde adını bütün cihana duyuracaktı. Dilerseniz olayları başından anlatayım. Timur 1336'da Semerkant'ta dünyaya geldi. Gençlik yılları zaten malumunuz. O yüzden 1336'dan direkt 1360 yılına geleceğiz. O dönemlerde Çağatayanlığı sıkıntılar yaşıyordu. Millet et değil tavuk döner yiyor. Alafranga değil Alaturka tuvalette büyük abdestini yapıyorlardı. Bu iki örnek ile eminim ne kadar zor durumda olduklarını anlamışsınızdır. Çağatayanı 1360 yılında Maverai Nehir'e geldiği dönemde burada bulunan bazı beyler bölgeyi terk etmelerine rağmen Timur akıllıca bir iş yaparak terk etmeyerek Çağatayanına bağlılığını bildirdi. Bundan böyle Çağatayanının bendisi olacaktı. Karşılığında ise atalarının yurdu olan Keş ve çevresi kendisine bırakılmıştı. 24 yaşındaki Timur Barlas boyunun başına geçmeyi başarmıştı. Fakat Timur geleceğini garanti altına almak istiyordu. Bu yüzden ilerleyen dönemlerde değer kazanacağını düşünerek Esenyurt'ta 10 dönüm arazi satın aldı ve belediyeyi filler ile tehdit ederek aldığı araziyi imara açtırdı. Lakin bununla da yetinmedi. Yeni durumunu pekiştirmek için Horasan'ın Bel şehrinde bölgesel bir güç olarak ortaya çıkmış, soylu yönetici Kazakan'ın torunu Emir Hüseyin'in yanına giderek onunla ittifak kurdu. Fakat durun, Emir Timur için bir sıkıntı var. Zira Timur'un Çağatay Hanı'na bağlılığı uzun sürmedi. Çünkü bazı boy beylerinin çıkardığı kanlı bir ayaklanma sonucu Çağatay Hanı oğlunu Maverai Nehir'e vali olarak atadı. Oğlu yalnız kalmasın diye de yanına bir emir vermişti. İşin kötü yanı işte burada başlıyor. Oğluna sağ kol olarak verdiği adamın emrine de Timur'u vermişti. Timur emir komuta zincirinde ikinciliğe razı olmadı. Tepki vermekte hiç gecikmedi. Ya reis, yaptığın çok ayıp bir şey. Ne oldu, hayırdır Timur? Ya Süper Lig'de oynayacak adamı tutup ikincilikte oynatıyorsun. Süper Lig mi? O nedir? Yani Galatasaray'da oynayacak adamı tutup Batman Petrolspor'da oynatıyorsun. Aga bir dakika, önemli bir telefon. Alo? 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 Yahu s**tim, kaç defa dedim. WhatsApp'tan arama, internet çekmiyor diye. Cimri pezevenk. Efendim, kuzeyde büyük bir hareketlilik görüyoruz. Düşman saldırısı olabilir. Tamam, İHA'ları gönderin bölgeye. Ya sorma Timur. İş güç derken başımızı kaşıyacak vakit kalmıyor. Senin şu Esenyurt'taki arazinin imar durumu ne oldu? Lan yine çarpıttı konuyu. Ben bilirim sana yapacağımı. Peki daha sonra ne oldu? Ne olacak? Timur ve kankası Hüseyin o andan itibaren kanun kaçağı olup gizlenmek zorunda kaldı. Ondan sonraki birkaç yıl iki arkadaş geçimlerini eşkıyalık, yol kesicilik ve paralı askerlikten sağlayarak Asya'nın yukarı taraflarında dolaşıp durdular. Kimi zaman şansları yaver gidiyor ve hatırı sayılı bir ganimet ele geçiriyorlardı. Fakat Çağatay Hanı'na yerlerini belli etmemek için devamlı hareket etmek zorundaydılar. Lakin daha sonra yakalandılar ve karısıyla birlikte iki ay boyunca hapis hayatı yaşamaya başladı. İki ay sonra serbest bırakıldı. Timur ve Hüseyin tekrar Maverai Nehir'e geldi. O dönemde hem kendi şanını yürütmek hem de Maverai Nehri ele geçirmek için savaş alanında kullandığı kendi icadı olan dahiyane taktiklerle nam salmaya başladı. Bir çarpışmada askerlerine düşmanın kendinkinden kat kat üstün olan güçleri etrafındaki tepelerde yüzlerce kamp ateşi yaktırarak onları dört bir yandan kuşattıklarına inandırmıştı. Hasımları kaçarken onları kovalayan askerlerin ellerine bol yapraklı ağaç dalları bağlatmış, böylece kalkan toz duman içinde dev bir ordunun gelmekte olduğu sahnesini uyandırmıştır. Bu aldatma acılar çok işe yaramıştı. Efendim lütfen bağışlayın bize. Ulan o kadar babana söyledim. Beni emir komuta sisteminde ikinci yapma diye. Dinlemedi. Biz saksı değiliz oğlum. Adamın içinden geçeriz. Haklısınız efendim, onun adına özür dileriz. Tamam lan yalaka yapma.
Defol git. Timur ve Hüseyin Çağatay Hanı'nın oğlu İlyas Hoca'yı yenerek Maverai Nehri hakim olmuşlardı. Neymiş? Saksı değilmiş. Ulan sen işi beceremiyorsan ben ne yapayım? Ama görürsün lan sen. Oğlum benim adım İlyas Hoca. Ben adamın aklını alırım lan. 1365 yılında Maverai Nehri'nin eski valisi İlyas Hoca bir kez daha işgale kalkışmıştı. Timur'la Hüseyin'in güçleriyle karşılaştığı zaman ordusu Taşkent yakınlarındaydı. Moğolların üstüne çullanan Timur üstünlüğü ele geçirdi ve şekil olarak komutanı durumunda bulunan Hüseyin'e kendi adamlarıyla düşmanın işini bitirmesi için işaret verdi. Fakat Hüseyin geri durdu. Moğol güçleri bu hayati yanlıştan faydalanmaktan geç kalmadı. Saldırıya geçip dört bir tarafta kılıçtan geçirilmedik adam bırakmadılar. 10.000 kişi öldü. Timur'la Hüseyin Ceyhun Nehri'ni geçerek güneye doğru kaçtılar. Ya Hüseyin ne yapıyorsun abi ya? Oğlum noob musun lan sen? Niye saldırmıyorsun? Adamlar rezil rüsva etti bizi lan. Timur, kiminle konuştuğuna dikkat et. Senin karşında bir asker ya da bir komutan yok. Ben soylu biriyim. Senin ben egona sıçayım ya. Bu olay Timur'un Hüseyin'le ittifak konusunda içine kuşku tohumları ekmişti. Çarpışmanın en kritik anında müttefiğiyle birlikte vuruşmayı reddeden Hüseyin'e karşı güveni sarsıldı. Timur kendini ihanete uğramış sayıyordu. Ancak Emir Kazak'ın torunu soylu göçebe Hüseyin resmen Timur'un üstüydü. Mir çarpışmasında uğradığı ağır kayıpların telafisi için Timur'un emirleri ve askerleri üzerine ceza niteliğinde bir kafa vergisi salmıştı. Tarihi kayıtlara göre bu o kadar yüksek bir meblağdı ki hiçbirinin ödemesine olanak yoktu. Timur atlarını, hatta Hüseyin'in kardeşi olan karısı Aliye'nin altın, gümüş, kolye ve küpelerini vermek zorunda kaldı. Hüseyin bunların aile mücevherleri olduğunu bile bile hiç oralı olmadan hepsini aldı. Mir çarpışmasından bir yıl sonra Timur'la Hüseyin, Semerkant'ın bağımsız serbedar yönetimini mağlup ederek buranın yeni yöneticileri olmanın zaferini kutladılar. İki savaşçı arasındaki ittifak, Timur'la Hüseyin'in kardeşi Aliye'nin evlenmesiyle mühürlenmişti. Aliye'nin bu sıradaki ölümü aileler arasındaki son bağı da kopardı. Timur 1370'te Hüseyin'in başkenti Belh'e doğru hücuma geçti. Timur galip gelip şehri ele geçirdikten sonra Hüseyin yakalanarak ona teslim edildi. Oo Timur'um ne haber ya? Bak bak herife bak ya. Ne oldu kardeşim? Bak bak hala rol oynuyor ya. Ulan bana yaptıklarını unutacağımı mı sandın? Oğlum senin yüzünden alacağımız savaşı verdik lan. Üstüne üstlük bütün suçu bana attın. Bunun hesabını nasıl ödeyeceksin? Ya Timur tamam özür dilerim aga. Affet lütfen. Bak zaten perişan haldeyim. Hem sözüm vardı beni bağışlayacaktın. Tabii sözüm vardı. Bu yüzden sen rahat ol. Askerler götürün abinizle ilgilenin güzel bir şekilde. Odasını gösterin. Karnı da açtır bir şeyler verin. Ya sen ne kral adamsın lan. Helal olsun sana. Tamam tamam fazla yalaka istemem. Hadi görüşürüz. Koş 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 öldür şu lavu. Timur Hüseyin'in yenilgisi ve katledilmesinin ardından Cengiz Han'ın en yüksek idari makamının ancak hükümdar soyundan asil kanlı bir kişiye verilebileceği töresinden hareketle kukla ve sadece sözde yönetici olarak bir Çağatay Hanı'nı başa getirdi. Bu yalnızca adet yerini bulsun diye yapılmıştı. Gerçek iktidar Timur'un elindeydi. 9 Nisan 1370'te Timur, Bel Kurultayı'nın onayıyla Çağatay hükümdarı olarak taç giydi. Emir Hüseyin'in haremi ve hazineleri de Timur'un eline geçti. Timur bunlardan dördünü kendi haremine aldı. Bazılarını da yanındaki ileri gelen beylere verdi. Timur'un zafer ganimetleri arasında Hüseyin'in dul eşi Saray Mülk Hanım da vardı. Bu son Çağatay Hanı Kazan'ın kızı ve Cengiz Han'ın sülalesinden gelme soylu bir kadındı. Timur Saray Mülk Hanım'ı eş olarak alıp idaresine meşrutiyet kazandırdı. Bu evlilik Saray Mülk Hanım'ın han kızı olması dolayısıyla Timur'a han damadı anlamına gelen Gürgen ünvanı taşımaya hak kazandırmıştır. Bundan böyle ve ömrünün sonuna dek kendi adıyla çıkarttığı paralarda, cuma hutbelerinde ve tüm törenlerde kendine hanların hanının damadı anlamında Timur Gürgen dedirtti. Efendim, emriniz nedir? Emrim artık dünyaya açılmaktır. Zira cümle alem görecek Timur Han'ın gücünü. Asılmadı kafir, veresiye vermeyen esnaf bırakmayacağız. Artık yeni bir dünya düzeni başlıyor. Timur'un dönemi. Daha sonra tarihe büyük Timur olarak geçeceğim. Timur kral adamdı diyecekler. Timur az daha dünyanın kralı diyecekler. Hop reis, şu koyunun böbreğini getirmediniz hala. Böyle yapacaksanız bir daha girişmeyelim kardeşim böyle bir işe. Sonuçta kıçımı yırttım orada ben. Asker koş geber şunu. İşte tarih 1370 yılına gelmişti. Timur'un adını dünyaya duyurmaya başladığı tarih. Bu tarihten sonra Doğu'nun Fatih olarak anılacak ve harika stratejiler ile bütün cihana korku salacaktı. Videonun devamı için kanalıma abone olmayı unutmayınız. Aynı zamanda Timur hakkında fikirlerinizi yorumlar bölümüne yazmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.